kesinlikle. Tavsiye üzerine o kadar çok şey alıyoruz ki. Ama ilaç tavsiye üzerine kullanılmaz. Doktorunuz dışında size başka biri ilaç tavsiye ettiğinde sakın kullanmayın. İlaç konusunda mutlaka doktorunuza ve eczacınıza danışın. Yanlış ilaç tedavi etmez. Sağlığınızı tehdit eder. Sağlığınızla oynamayın. İlacınızı akılcı kullanın. Türkiye Nereye'ye hoş geldiniz. Bu akşam konuğum, kadim dostum Ertuğrul Ahmet Tonak. Ertuğrul Ahmet Tonak halen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde hoca, uzmanlık alanı ekonomidir. Ekonomi içinde özellikle Marksist ekonomi deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biri. Benim çok uzun yıllardır tanıdığım, üretken ve sizin de çeşitli sol yayınlardan adını duymuş olma olasılığınız olan bir dostum. Kendisini acaba Marx hayata geri mi dönüyor gibi bir genel soru çerçevesinde sorgulamayı ne zamandır arzu ediyordum ama yeni bir neden daha çıktı. Ertuğrul Tonak şu sırada Avrupa'da ve dünyada en çok konuşulan konunun yani Yunanistan'da Syriza'nın iktidara gelmesinin tanıklarından birisi. Syriza'cılarla bundan önceki yıllara giden tanışıklığı, dostluğu var. Ve Syriza'nın iktidarını ilan ettiği gece Atina'daydı. Atina'daki toplantılara, Atina'daki törene katıldı. Orada olup bitenleri yakından izliyor ve herkes gibi ben de çok merak ediyorum. O yüzden Ertuğrul istersen oradan başlayalım. Tamam. Yani önemli bir şey oluyor orada. Başarı şansı nedir? Yani ben etrafta bir takım insanlarla konuştuğumda yani bunun böyle gelip geçici bir alev gibi değerlendirildiğini fark ediyorum. Sence bir başarı, uzun vadeli başarı şansı var mı? Şimdi valla başarı kime göre? Yani ilk ağızda yaptıklarını Syriza hükümetinin ANEL'le yani ikinci küçük partiyle birlikte biliyorsunuz bir koalisyon kurdular. Dikkate alacak olursak ki bu seçim öncesinde Selanik'te yayınladıkları bir program vardı. Bir takım taahhütlerde bulundular Yunanistan'da seçmenlere. Mesela işlerini kaybeden bir takım kamu görevlilerini, işte öğretmenlerden devlet televizyonu radyosunda çalışanlara kadar bir sürü işini kaybetmiş çalışanın hemen tekrar işe alınması, ondan sonra asgari ücretin hemen yükseltilmesi ve muazzam bir işsizlik var Yunanistan'da. Aşağı yukarı %25 seviyesinde. Devletin uygulayacağı bir istihdam paketiyle, politikasıyla aşağı yukarı 300 bin yeni iş imkanı yaratılması unsurlarını, yani Selanik programının bu unsurlarını dikkate alacak olursak ki bunlar hiçbir şekilde geri adım atılmadı. Hükümete geleli beri Syriza, hatta bugün mecliste güven oyu öncesi yaptığı konuşma var Tsipras'ın. Burada tekrar yineledi bu taahhütleri. Bu insanlar nezdinde tabii muazzam bir başarı var. İlk ağızda hemen yani ilk 1-2 haftada beklentiler itibariyle ve bunların gerçekleşmesi çok yakın bir zamanda olacağını düşünecek olursak, bir sürü insan işine döndü bu arada, daha önce kamu sektöründe çalışan. Yani bence başarı hemen olmuş vaziyette. Ama şimdi şöyle, özellikle sol kesimlerden şu eleştiriyi hemen duymaya başladık. İşte bu acaba kapitalizmi restorasyonu mu? Ondan sonra sadece bir reformist partiyle mi karşı karşıyayız? İşte kapitalizmi bir şekilde dönüştürüp sosyalizmi inşa mı edecek falan. Bunlar tabii daha uzun vade tartışılacak. Çünkü Syriza'da bir şekilde dönüşen, ondan sonra gelişen bir parti olduğu için bence ilk ağızda cevabı verilmesi zor sorular. Ama yani ilk hafta içinde senin de biraz evvel sözünü ettiğin gibi temel bir takım ilkelerde taviz verilmeyeceği konusunda güvence verildi. Hatta bu Avrupa'da paniğe
neden oldu. Çünkü öyle zannediyorum ki Avrupa'da pek çok merkez Syriza'nın gerçek anlamda bir yaşama şansı olmaması nedeniyle kendilerince kısa dönemde bir takım tavizlerin verileceğini ve ortaya işte öncekilerden çok da farklı olmayan bir şey çıkacağını ümit ediyorlardı ama şu andaki sinyaller öyle olmayacağını gösteriyor. Ben biraz geriye giderek bu noktaya gelmek istiyorum. Hani başarıdan söz ederken Syriza'nın iktidara gelmiş olması büyük bir başarı bir defa. Kesinlikle. Yani çünkü bundan 10 sene evvel böyle bir parti yoktu. Yani bu parti neredeyse böyle yoktan var oldu, ortaya çıktı. Yunan solcuları da bizim solcularımızdan çok farklı değildir. Yani sürekli olarak kendi aralarında bölünürler, kavga ederler, teorik, ideolojik kavgalara girerler falan. Ve o yüzden küçük boyutlarda kalırlar. Syriza bir kartopu gibi büyüdü. Bu nasıl oldu? Bunu nasıl açıklayalım? Şimdi Syriza dediğin gibi aslında küçük bir partiydi. Ve uzunca bir süre seçmenlerin aldığı oy oranı aşağı yukarı %3, %4 civarındaydı. Kuruluşu ve geçmişi aslında Yunanistan Komünist Partisi'nin bölünmesiyle ilişkili. Yunanistan Komünist Partisi bölünüyor. Bilindiği gibi bir kısmı daha çok Avrokomünizm dediğimiz çizgiyi benimsiyor. Diğer partisi zaten hala var olan parti. İşte evet, genellikle tırnak içinde biz Moskovacı derdik. Evet, tırnak içinde yani Sovyet yanlısı dediğimiz partiler, Sovyetler Birliği olmamasına rağmen. Dolayısıyla bu Avrokomünizmi benimseyen partinin zaman içinde gelişimi ve onun bir takım iç ideolojik tartışmaları sonunda o partiden iki ayrı dönemde ayrılanların kurduğu esas olarak bir parti Syriza. Fakat daha sonra kendisini açıyor. Başka sol partiler, küçük gruplar, öbekler de Syriza'ya katılıyor. Ve yakın zamana kadar, yani senin de söylediğin gibi, aslında seçmenlerden bulabildiği oy oranı desteği %4 civarında. Esas sıçramayı tabii bu Troika dediğimiz, işte Avrupa Komisyonu, ondan sonra Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan üçlü kuruluşun dayattığı kemer sıkma politikaları sonucunda ortaya çıkan gerçekten insani bir dram. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani bu seçimde Syriza'ya oy verenlerin önemli bir kısmı aslında klasik ideolojik anlamda solcu değiller. Ama solcu bir tepki veriyorlar kendilerine empoze edilmiş olan bu kemer sıkma meseleleri dolayısıyla. Bunu diyebiliriz. Hatta ben yani bu seçimler öncesinde oradaydım. Bir gün öncesinden Atina'ya vardık. Ondan sonra 4 gün kadar kaldık. Dolayısıyla seçim heyecanlı sonuçları vesaire de yaşadık. Orada hem seçim öncesinde işte sıradan bir sürü insanla konuştum. Seçim sonrasında da benim genel olarak edindiğim izlenim şüphesiz yani Yunanistan'da bir sol seçmen potansiyeli var. Bunlar işte komünist partilerini desteklemişler, bir kısmı sosyal demokrat olarak bilinen PASOK'u zaman zaman desteklemiş vesaire. Başka bir takım küçük partiler var. Dolayısıyla bizdeki aslında seçimlerde solun, yani CHP'yi bir kenara koyalım, yani sosyalist solun temsil ettiği oy tabanından çok daha büyük bir oy tabanı var Yunanistan'da. Bu bir realite. Ama Syriza biliyorsunuz %36 civarında bir oy desteği buldu. Bu %36'nın yani büyük bir kesimi bence hakikaten bu kemer sıkma politikalarından dili yananlar. Yani %36'yı küçümsememek lazım. Çünkü Türkiye'de 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi %34,5 oyla ve Türk seçim sisteminin mahareti sayesinde parlamentodaki sandalyelerin önemli bir kısmını ele geçirerek gelmişti. Yunanistan'da da anladığıma göre bir çeşit baraj var, %3 galiba. Evet. Ve bu %3 baraj bir de işte birinci gelen partiye 50 evet, fazla milletvekili evet, vermek falan gibi. Bunlara rağmen saltık mutlak çoğunluğu elde edemedi. Edemedi, evet. İki oy mu kısa kaldı? Evet, iki oy. Aslında 151, 300 kişilik bir parlamento, biliyorsun parlamento. Dolayısıyla 151 milletvekili çıkarttığı zaman salt çoğunluğu sağlayacaktı. 149 milletvekili çıkardı. Dolayısıyla işbirliği yapabileceği partilerle ister istemez bir koalisyona gitme mecburiyeti
hasıl oldu. Aksi halde tekrar erken seçimlere gidilmesi gerekiyordu. Şimdi Anel'le niye işbirliği yaptığı konusu çok tartışılıyor Türkiye'de, medyada. Özellikle sol kesimde eleştiriler getiriliyor vesaire. Sanki başka birçok parti varmış gibi Syriza'nın koalisyona gidebileceği. Böyle bir imkan. Komünistlerle niye yapmadı? Böyle bir imkan yoktu. Bir tek Komünist Parti'yle yapabilirdi. Fakat Komünist Parti seçimler öncesinden itibaren Syriza'nın politikalarını eleştirdi ve Syriza'ya herhangi bir koşulda destek vermeyeceğini, yani bırakın koalisyon kurmak, koalisyonun dışında bile izleyeceği politikalara destek vermeyeceğini ilan etti. Dolayısıyla Yunanistan Komünist Partisi zaten peki Komünist Partisi bir ihtimal değildi. KKE. Evet. İşte o yılların Komünist Partisi, ta bu partizanlar zamanına kadar giden, kökleri oradan gelen, çok deneyimli. Evet. İşte bizim Moskova yanlısı dediğimiz, evet. Bu parti kemer sıkma politikalarına karşı değil mi? Şimdi kemer sıkma politikalarına karşı, fakat kemer sıkma politikalarıyla ne şekilde uğraşılacağı, nasıl çözümler arandığı, işte Almanya ile, ondan sonra Avrupa Merkez Bankası ile, Troika ile görüşülüp görüşülmeyeceği, borçların ne şekilde erteleneceği veya silineceği, bir de yakın dönem hedef olarak kapitalizmin dönüştürülmesi meselesi konularında, yani ideolojik meselelerde ve müzakere meselelerinde anlaşmıyorlar. Ve Syriza'nın izlediği politikayı, ilan ettiği politikayı kapitalizmin restorasyonu olarak görüyorlar. Dışarıdan destekleyemez miydi? Yani bu bağımsızlara bırakmak, sağcı ve biraz, çok özür dilerim, yani kafadan kontak sağcılara bırakmak yerine ülkenin kaderini, yani o ülkenin Komünist Partisi iktidara gelmiş radikal bir sol partiyi dışarıdan destekleyemez mi yani? Destekleyebilirdi, fakat yani işte... Yani o da Yunan politikasının, yani Yunanistan politikasının... Desteklemeyi tercih etti.